Sevgili kardeşlerim, son Türkiye operasyonunda maalesef yine bir engelle karşılaştık. Saygıdeğer lordum, işinizi siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Ama bu gizli yapının artık bir şekilde ortaya çıkması gerekmiyor mu? Dünya savaşı yaklaşıyor. Büyük planların yavaş yavaş uygulanmasında da karşımıza çıkmaları, işimizi bozmaları hiç hoşumuza gitmemekti. Kardeşime katılıyorum. Türkiye toprakları için belki de bu son şansımız. Eğer bu sefer de başarısız olursak o toprakları tamamen kaybetmiş oluruz. Kardeşlerim, endişenizi anlıyorum. Siz de şundan emin olunuz ki ben de elimden geleni yapıyorum. Şu an en iyi adamımız Barut Türkiye'de. Çözmeden işin peşini bırakmayacaktır. Siz rahat olun. Biz de biraz onun işini kolaylaştırmak için piyonları sahaya sürelim. Ne dersiniz? Güzel olur tabii. Böylelikle belki daha çok karşımıza çıkarlar. Bir yerde mutlaka açık verirler. O zaman kaosa hoş geldiniz. Nazilli'deki operasyonun detaylarına ulaşabildiniz mi? Araştırıyorum Sayın Bakın. Şu ana kadar elde ettiğim veriler gösteriyor ki operasyonu resmi bir ekip yapmamış. Lehimize sonuçlanan faili meçhul bir operasyon daha. Her kim yaptıysa onlara olan borcumuz bayağı artmaya başladı. Farkında mısın? Kaçtır bizi kurtarıyorlar. Evet efendim. Ben araştırmaya devam edeyim. Bir ipucu bulursam size de haber veririm. Acele et İhsan. Zor zamanlarımızda ortaya çıkan bu kahramanlarla tanışmak için çok sabırsızlanıyorum. Ben de sizinle aynı duyguları paylaşıyorum efendim. İzninizle. Çok iyi bir yere mekan yapmışım Bucalı. Demir abi! Aslanım benim be! Nasılsın komutanım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi rüzgar attı seni buraya? Yakınlarda bir iş vardı komutanım. Gelmişken size de uğrayayım dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Ne var ne yok anlat bakalım. Her zamanki işler be komutanım. Bir dakika bile rahat vermiyorlar. Haberlerini alıyorum kurttan ara sıra. Seninle ne kadar gurur duysam az. Üzerimde çok emeğiniz var. Sizin emeklilik nasıl gidiyor? Nasıl gitsin be Demir? Kızım getirir 3 öğün sıcacık aşımı. Devlet öder hesabıma emekli maaşımı. Aksiyonsuz, korku yok, stres yok. Rutin bir emeklilik. Anlaşılan çok da iyi gitmiyor. O kadar olay, aksiyon, kovalamacadan sonra sudan çıkmış balık gibi hissediyor insan kendini. Ama yapacak bir şey yok. Öyle ya da böyle buna da alışacağız. Hadi kızım evden çayları al gel. Tamam baba. Hayırdır? Komutanım, bilmeniz gereken bir durum var. Barut. Barut Türkiye'de komutan.
Barut! Hıcalı, hiç değişmemişsin. İntikam için sabırsızlandığınızı biliyorum. Ama kurt ölmemesi yönünde talimat verdi. Aç şu telefonu Demir, aç. Gel hadi, gel oturalım. Vur şunun tellerine de kafamız dağılsın biraz. Yanımda bir adam daha var. Beklesek mi biraz daha? Tek kalsın. Öldürmesi kolay olur. Kader be Yavuda, kader. Onun da eceli buraya kadarmış. Çok bekledim. Artık bekleyecek bir dakikam bile yok. Ayağımı çok kullandım komutan, çok. Artık düğümü çözme vakti geldi. Biz hazırız patron. Emrimle ateşe başlayın. Komutanım. Ne oluyor lan? Kim ateş etti? Ateş! Lütfen lütfen babama bir şey olmasın. Onu da kaybedemem. Lütfen bir şey olmasın. Bir kere de zamanında aç şu telefonu Demir. Bir kere de zamanında aç. Az önce aksiyon demiştin değil mi? Çok özlemişim be aslanım. Sen de kimsin? Öldüremediniz mi lan bir adamı? Patron, çok kaybımız var. Ne yapalım? Tamam, topla adamları. Geri çekiliyoruz. Çekiliyoruz! İyi misin Demir? İyiyim komutanım. Bizde bir şey yok değil mi? Barut, devo. Halledeceğim komutanım. Bana biraz zaman ver. İyisiniz değil mi? Sen de kimsin? Tanıştırayım. Yiğit. Bu da efsanelerden Bucalı. Sizin gibi biriyle tanıştığıma çok memnun oldum komutanım. Aslan birdi, iki olmuş desenize. Daha ne aslanlar var komutanım gibisiniz. Olsun olsun. Alem iç çakal doldu.
Aslan da lazım bu memlekete. Hadi toparlayalım şurayı. Baba! Kızım, iyi misin? Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Doldur, doldur. Ne güzel dalgalanıyor değil mi abi? Ya ya evet. Çok güzel bir bayrağınız var. Hilal ve yıldız al renkle birleşmiş. Nasıl güzel olmasın be sayın abim. Bu topraklarda yaşamak zor olsa gerek. Binlerce şehit, binlerce acı. Merakımdan soruyorum. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz? Bu kadar acıya, bu kadar gözyaşına rağmen nasıl bir arada kalabiliyorsunuz? Sayın abim, biz Türk'üz. Asker doğarız, asker ölürüz. Kahraman şehitlerimizi toprağa değil, kalplerimize gömeriz. Bir söz var, bilir misin bilmem. Türksün ki görecek bir davan var cihanda. Susarsan elbet Tanrı bir gün sorar, ne yaptın o asil kanla diye. Ya. Güzel sözmüş. Kimin bu söz? Önderiniz Mustafa Kemal'in mi? Kimin söylediğinin ne önemi var sayın abi? Mustafa Kemal de biziz. Fatih de biziz. Atilla da biziz. Osman da biziz. Metehan da biziz. Bu bayrak hepimizin. Allah'ım bu bayrağı el uzatanların ellerini kırsın inşallah. $60 sayın abi. Neredesin sen? Barut geç kalanları hiç sevmez, bilmiyor musun? Kusura bakmayın efendim ama istediğiniz bilgiler öyle kolay bulunmuyor. Kes! Ne buldun? Onu söyle. Bahsettiğiniz kurt hilal şeklinde hiçbir yapımız yok maalesef.
Çöpçü, sizinle dalga geçmiş olmalı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Benim kedimi öldürdüler. Melahatimi benden ayırdılar. Ben bunların canını almadan gider miyim lan bu ülkeden? Neyse, çantada ne var? Yerli araba projesine çalışan mühendisler. Lord bu bilgileri size vermemi istemişti. Ver. Öldür bitmiyor bu üstün zekalılar. O yapıyı araştırmaya devam et. Herhangi bir şey bulursan mutlaka ama mutlaka benim haberim olsun. Tabii ki efendim. Emredersiniz. Lord'a selamlar. En kısa zamanda parayı da hesabına yatırırız. Bundan hiç şüphem yok efendim. Ha, bu arada geçen gün komutanın evine yaptığınız baskı? Ne olmuş? Efendim, adamın arkası sağlam. İşin üstüne gidecekler gibi. Lütfen eski meselelerinizi bir süreliğine askıya alın. Artık eskisi gibi mevzuları kolay kolay kapatamıyoruz. Sana boşuna mı para ödüyoruz? Hallet işte. Ama efendim, az önce de söylediğim gibi istihbaratın kontrolü eskisi kadar elimizde değil maalesef. Tamam, kes. Bir süre dediğin gibi olsun. Delil varsa onları yok etmeyi unutma, tamam mı? Haberleri izledin mi? Bazı işlerle meşguldüm efendim. Daha bakamadım. Ama siz öyle diyorsanız karışmış bir yerler. Karıştı. Daha da karışacak. Diğer olayda bir gelişme var mı peki? Maalesef. Hiçbir iz, hiçbir kanıt yok. Hayalet gibiler. İçerideki ajanımız da hiçbir izi rastlayamamış. Bu sıralar mutlaka karşınıza çıkacaklar. Çok dikkatli ol. Onları kışkırtacak bir adamı ülkeye soktum. Renas'tan bahsediyorsunuz galiba. Evet. Ta kendisi. Onu yem olarak kullanacağız sanırım. Aynen öyle. Belki ona bu güzel ekip operasyon yapabilir. O yüzden sen de önlemi al, hiçbir ayrıntıyı atlama. Peki efendim. Ha, bu arada kedi Melahat'ı duydum. Çok üzüldüm. Hem onun hem de bizim intikamımızı al. Siz hiç merak etmeyin. Bu zamana kadar bana ait olanı alan hiçbir Türk uzun yaşamadı. Faruk az önce bir buluşma gerçekleştirdi. Kiminle? İstihbarattan, yani bizden biri. Kod adı Gece. Bir çanta teslim etti. Tamam Gizem, sen takibe devam et. Tamamdır. Gizem. Efendim? Dikkatli ol, tamam mı? Bu adam daha öncekilere hiç benzemiyor. Tek başına sakın hareket etme. Merak etme. Seni az çok tanıyorum.
Sakın destek gelmeden bir adım atma. Dikkatli ol. Size dikkatli olun. Bir gelişme olursa haber veririm.